ben Tuğçe Odavar. Bu girişi yaptığımda her seferinde ben Yaşar Usta diye simgeliyor arkasından nedense. Neyse, bugün sizlerle tüm çizim malzemelerimi, daha doğrusu şu an yanımda mevcut olan, beraber seyahat ettim. Tüm çizim malzemelerimi sizlere göstereceğim. Haklarında bilgiler vereceğim, minik minik de böyle deneyerek nasıl görünüyor, nasıl bir etkisi var diye sizle iletişim halinde olacağım, bir video çekeceğiz. Bu niye yapıyorum? Çünkü ben her ne kadar videoların içine göstersem de kullanım malzemeleri, sizden bana işte hangi kara kalemi alalım, sen ne kullanıyorsun, bunu önerir misin gibi sorular geliyor. Ben de size evin altındaki en çok kullandığım malzemeleri göstereyim ki sizin de bir fikriniz olsunlar hakkında, siz de almayı düşünürseniz eğer. Düşünmüyorsanız da ne bileyim, bazı insanlar seviyor böyle videoları izlemeyi. Ben de çekmeye karar verdim. O zaman hemen daha fazla uzatmadan uçlu kalemlerimle ve kara kalemlerimle başlayayım videoya. İlk bahsedeceğim tabii ki de meşhur uçlu kalemim. Bunu çok soruyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten nereden elime geçti, kimden yürüttüm bir fikrim yok. Hatta böyle bırakın artık şu kalemin yakasını, nazar değdi ya, kalemin haline bak, kırıldı falan, açıldı, böyle hallere girdi. Hala kullanıyorum çünkü böyle süet gibi hoş bir dokusu var. İçindeki ucun da kalemin de aslında hiçbir özelliği yok. Siz ne kadar kalemde marifet zannetseniz bile içinde gayet 0.5 uç olan düz bir kalem. Hatta kullandığım ucu da göstereyim. Bu uç gerçekten çok güzel, bilmiyorum. 2B05 uç Bunko diye. Benim hoşuma gidiyor çünkü yumuşak uç. Ben sertlerden çok yumuşakları daha çok seviyorum. Bunun dışında çok sevdiğim şöyle bir uçlu kalemim de var. Bunu şeyden almıştım, Muji'den almıştım. Ama o kadar güzel ki kullanmaya kıyamıyorum. Böyle bir sorun oluyor güzel malzemeler alınca. Ve içindeki uç çok yumuşaktı. Tekrar Muji göremem, bulup alamam diye kullanmıyorum. Böyle böyle çantada eskiyor. Şimdi ise kara kalem eskizlerimi falan atarken en çok kullandığım kalemleri göstereceğim. Bunlar Derwent marka. Ben Derwent kalemlerini zaten genel olarak seviyorum. Kara kalem hakkında çok fazla bilgim yok. Ben böyle deneye yanıla seçmiştim. Ama Derwent'ler yani her zaman tek geçer. Ben her kalemini beğeniyorum Derwent. Her çeşit kalemini beğeniyorum daha doğrusu. Elimde de birkaç tane çeşidi var. İlk bahsedeceğim Derwent'in grafik kalemi. Bende B'si ve 2B'si var. Bunlar böyle çok rahat bir şekilde eskiz atabilirsiniz. Çok yumuşaklar ve çok güzel bence etkisi. Muhtemelen şey soracaksınız, ne alalım, hangi boyutunu alalım diye. Size kalmış ama ben genelde B ile çalışmayı seviyorum. Böyle açık bir skeç atacaksam. Onun dışında mutlaka bir 2B'niz olsun. Bir de ne bileyim 4 ya da 6B olabilir mesela. Bir deneyip bakın bakalım. Kimisi daha koyu seviyor, kimisi daha açık seviyor falan. Ondan sonra çünkü zevklere giriyor böyle, çok da bir şey diyemiyorum. Onun dışında elimde Derwent Studio'nun bir tane mavi morumsu bir kalemi var. Hatta gelin bunu sulandırıp da bakalım. Çünkü bazı kalemleri unutuyorum aslında, sulandırılabilir oluyor ama ben onu unuttuğum için hiç amacına hizmet etmeden kullanabiliyorum. Şey de soruyorsunuz bu arada, kara kalemlerimin üstüne işte su vurunca o kalem dağılıyor, kalemden midir, kağıttan mıdır diye. Bu kalemdendir benim bildiğim dahilinde olan. Bazı kalemler daha fazla dağılıyor suyla, kimisi dağılmıyor. Benim kullandığım Derwent'ler mesela çok hafif dağılıyor ama çok iyi, beni rahatsız etmiyor açıkçası. Ben seviyorum böyle pis dağılmış etki, böyle tertemiz içler çıkarmadığım için benim hoşuma bile gidiyor. Bu kalemim Derwent Artist'in. Aslında bu da kömür kalem gibi ama kömür kalem gibi değil yani. Bayağı yumuşak bir etkisi var kalemin çizdiğinizde. Hafif bir kahverengi etkisi de var görüyorsunuz. Belki böyle tam siyah siyah siyah. Suyla da yani neredeyse hiç dağılmıyor. Islak üstüne çizsem bile. Yani bayağı suya da dirençli. Çok hafif bir dağılma yapıyor. Neye dayanarak nasıl aldım hiç bilmiyorum ama ilk de almışım, güzel kalemmiş. Ben de yeni keşfediyorum şu an sizle. Derwent'ten son kalemimde bir tane şarko, yani kömür kalem. Füzen gibi bir şey aslında. Bu bayağı koyu bir etkisi var bunun. Gelin suyla da bakalım. Bakın suyla böyle dağılıyor. Zaten kömür kalemlerin geneli suyla bayağı dağılır. Bunu böyle parmağınızla, pamukla ya da hiç dağıtmadan ya da zaten çizerken elinizde dağıldığı kadarıyla kullanabilirsiniz. Böyle bayağı pis bir etkisi olur ama o simsiyah etkisi var ya, bayılıyorum ben onun için. Çok nadir kullansam da yani ben zaten pis çalışıyorum. Bir de kömür kalemle çalışınca tövbe bismillah, kuyu canavarı gibi böyle black hole'a dönüşüyor mesela çizdiğim şey. O yüzden fazla tercih etmiyorum. Ama orada bir koyu var uzakta. O koyu bizim koyumuzdur diye çok koyu bir kaleme varlığını hissetmek beni nedense saçma bir şekilde huzurlu hissettiriyor. Şimdi elimdeki bir başka kalem var. Bunu en son bir portre çizdiğim videoda kullanmıştım. Create Color'ın Nero Soft 2 numaralısı.
Nereden aldım, nasıl aldım bilmiyorum. Bunların linkini size bırakamayacağım. Çünkü ben sağdan soldan aldım. Türkiye'de var mıdır, nasıl bulursunuz bilmiyorum. Ama size isimleri net bir şekilde gösteriyorum ki siz kendi yaşadığınız yerde aratın internetten, gelen ya da getiren ya da satan bir yer var mı, kendiniz bakmanız gerekecek maalesef. Bu en son bu güncel çizim sohbet videomda kullanmıştım. En son bir çizimi bitirdikten sonra siyah bir şey girdim ya, sonra böyle su ekliyorsun göz kalemi gibi dağılıyor falan böyle. Su eklemiyorsun kara kalem etkisi yaratıyor falan. Bayağı çok yönlü. Benim hoşuma gelen kopkoyu siyahlıklar atabildiğiniz gördüğünüz gibi. Güzel bir kalem. Üstüne su uygulayınca da bakın böyle dağılıyor. Yani çok dağılmıyor ama güzel yani. Hafif de dağılıyor. Bu da aynı o Derwent'in kalemindeki gibi ıslağın üstüne direkt boyarsanız daha da siyah bir etki yakalayabiliyorsunuz falan. Güzel, bunları kurcalamak lazım. Bir de o kadar ilginç etkileşime giriyor ki birbirleriyle kalemler. Böyle beraber bir deneyerek yanılarak falan ilerlemek lazım. Şimdi kara kalemlerimi bir kenara bırakıyorum ve size renkli eskiz kalemlerimi göstereceğim. Bu arada komşum çıldırdı bağırıyor, bilmiyorum duyuyorsunuz ama çok eğlenceli bir background geliyor olabilir burada çığlıklarla. Ben bunları üniversitede öğrenciyken almıştım. Animasyon bölümü okurken biz böyle birçok yani birçok çizim yapıyorduk. Her kare için çizim yaptığında o sel animasyonları hazırlarken güzel renkli kalemler peşinde koşuyorduk. Renkli kalemler daha rahat oluyordu. O sırada da bunları böyle paket halinde Amerika'dan sipariş etmiştik. Çünkü Türkiye'de satılmıyordu. Bunlar Colorize'ler. Bayağı böyle eskiz atmayı, çizim yapmayı seviyorsanız %100 tavsiye edebileceğim çok kaliteli kalemler. Benim elimde şu an pek yani kalmadı. O zaman kocaman paketler halinde almıştık da. Şu an elimde kalan açık kahverengisi, koyu kahverengisi, mavisi ki benim en çok sevdiğim koyu kahverengi ile mavi. Yani renkten dolayı değil de çizim yaparken daha da hoşuma gidiyor eskiz atarken nedense. Kırmızısı, turuncusu ve yeşili var. Eskiz atmak için birebir yani gözüm kapalı tavsiye edebileceğim bir kalem serisi. Şimdi kara kalemlerimi, uçlu kalemlerimi anlattım size ama kara kalem de tabii ki de olmazsa olmazı. Her genç kızın cüzdanı bulunması gereken bir adet balıklı kalem tıraş. Bende de mevcut. Acaba seçenek mi yoktu da bunu aldım yoksa binlerce seçenek arasından bu balığa mı geliverdim? Hiçbir fikrim yok. Ama yaklaşık bir 5-6 yıldır benimle kendileri. Şimdi seni de şöyle koyayım, hiç de utanmıyorum. Gelmiş 30 yaşına hiç utanmıyorum. Bu arada kara kalem yapanlara, bilmiyorsanız diye söyleyeyim. Kesinlikle önerebileceğim şöyle şahane bir hamur silgi. Çamur silgi miydi, hamur silgi miydi? Sanırım hamur silgiydi. Bununla böyle şey yaparak hani tamamen silmeyerek ton açmak için ya da elinizin değdiği yerleri temizlemek için böyle pıt 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 yaparak ya da direkt şöyle kaydırarak falan çok güzel bir temizlik aleti olarak kullanabiliyorsunuz. Tamamen silme amaçlı olmasının dışında. Ayrıca derslerde canınız sıkılınca, streslendiğinizde, ay bir şey olsa elimde şöyle bir oynasam falan dediğiniz anda kendisi bir sanatçının stres topu niyetine gerçekten de salak. Çamaşır makinesi izler gibi şu an bunu böyle öyle bir keyifle oynayıp izliyorum ki videolar koptu. Şimdi artık kara kalem kısmını kapattım. Geçelim yanımda bulundurduğum mürekkepli kalemlere, tükenmez kalemlere. İlk olarak size şu çok uzun yıllardır kullanım kalemden bahsetmek istiyorum. Biz bunu Hakikat diye bir tane kırsalsiye vardı Eskişehir'de. Hatta şu an internetten bile satıyor olabilir, emin değilim. Çok ucuz olduğu için biz hep oradan yapıyorduk alışverişimizi öğrenciyken. Orada keşfetmiştik çünkü bu suyla dağılıyordu ve benim çok hoşuma gidiyordu böyle. Bunu eskizlere atıp sonra suyla böyle biraz dağıtıp gölgelendirme falan yapıyordum. Uzun yıllardır kullanıyorum, hatta en son Türkiye'ye gittiğimde böyle bir 20'li falan bir paket alıp getirmişti yanıma. Orada hani kötü günler için. Millet erzak torbası hazırlar. Ben de böyle kalem depoluyorum. Eskiz atmak için çok ideal bence. Yumuşak çünkü ucu. Ve gördüğünüz gibi böyle suyla yani çok aslında boyadıktan böyle 5 dakika sonra falan artık etkisi çok olmuyor. Ama ilk kullandığınızda mürekkep kurumadan suyla çok güzel dağıtabiliyorsunuz. Onu böyle şey güzel aslında seni böyle çok hızlı bir şekilde işi bitirmeye teşvik ediyor. Bu açıdan gayet güzel. Geçelim çok sık kullandığım diğer iki kaleme. Bunlar Unibull Signo'nun beyazı ve altın rengi var benim elimde. Beyazını çok fazla kullanıyorum ama şu an ucu donduğu için gösteremiyorum. Dondu, gerçekten donmuş. Yani sanırım kurudu birazcık, yenisini almam gerekiyor. Her şekilde tavsiye ederim çünkü senelerdir kullanıyorum. Bu da altın rengi. Biliyorsunuz altın zengin gösterdiği için bol bol kullanıyorum çizimlerimde. Olmazsa olmazım.
İnanılmaz güzel, böyle koyu zeminlerin üstünü falan çok güzel, böyle parlak, tok bir etkisi oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada bu videoda gördüğünüz hemen hemen her ürünü tabii ki de tavsiye edeceğim. Çünkü bunlar benim genel birçok olan kırtasiye malzemelerim içinde taşırken yanımda gezdirdiklerim. Çünkü şu an biz iki ev arasındaydık, yani 6 aydır iki ev arasındayız ve bütün normal eşyalarım kolilerde, bir depoda. Ben şu an bavul içinde yaşadığım için bunları bavula koyup yanımda getirdiklerim. Sırada Mikro'nun kalemi var. Aslında Mikro'nu ve Artline'i beraber gösterebilirim çünkü tat ve doku olarak birbirlerine çok benziyorlar. Ben bu Mikro'nun kalemi özellikle seramik malzemelerimin üstüne boyarken çok kullandım. Hatta Mikro'nun bittiği yerde Artline devreye girdi. Mikro'nu bulamadığım için Artline aldım ama aynı performansı hemen hemen karşıladı. Açıkçası her ne kadar çok benziyor olsalar da ben Mikro'nu bir tık daha fazla sevdim. Bilmiyorum. Şeylerde falan, seramik videolarında genelde böyle en şeyini bulabildiğim, en incesini kullanıyorum. İşte 0.00005 böyle bir şey yok. İşte gidip önümdeki işte kırtasiyede ne kadar incesi varsa onu alıyorum. Hoşuma gidiyor benim çünkü ince çizgiler. Ama genel olarak elimde işte bir 0.05'i işte 0.1'i, 0.3'ü, 0.6'sı falan oluyor böyle. Yani ne üstüne kullanacağınıza göre, zevklere ve renklere göre değişir bu tabii ki de. Şimdi şöyle bir kalemim var benim. Bunu da Muji'den almıştım. Muji'nin kalemleri inanılmaz güzel. Böyle yazması inanılmaz keyifli bir kalem. Muji'nin kalemleri zaten genelde böyle akıp gidiyor. Çok güzel soft bir etkisi var böyle kağıdın üstünde. Onun için seviyorum ama çok sevdiğim için kullanamadığım ayrı bir kalem. Bir daha almayacağım böyle çok sevdiğim kalemleri, sonra kullanamıyorum çünkü. Sırada tabii ki de bir Kuratek kalemi olmasaydı olmaz yanımda. Yani Kuratek'in böyle fırça uçlumsu bir kalemi var. Güzel el yazısı falan denemelerinde çok işime yarayacak bir kalem. Çizimlerde falan çok kullanmıyorum açıkçası. Genelde bunu font falan hazırlarken kullanıyorum. Daha ince temiz işçilik yapacağım da işte yılbaşı kartlarımızın not yazarken falan kullanıyorum. Aslında font da çok yazmıyorum çünkü el yazısıyla ama. Şimdi tükenmez segmentimin son kalemine geldik. Bunu aslında bu Japonya kırtasiye alışverişinde bir video vardı. Oradan aldığım için orada da göstermiştim. İki tarafı fırça uçlu, şahane bir mürekkepli kalem. Gördüğünüz gibi bir tarafı diğerinden daha ince ama ince tarafı kalın tarafından daha kalın yazıyor falan. Kafalar karışıyor. Gene bir çılgınlıklar, bir komiklikler, şakalar sormayın. Bu arada videolarımda benim kadar sık gördüğünüz bir diğer kalem de Pilot'un G-Tech kalemi. Ben bu kalemi şans eseri edindim ve inanılmaz sevdim. Aslında bende 0.25'i vardı. Ama o da göze nazara geldi, düştü, kırıldı. Sonra da bulamadım o kadar incesini. Onun için 3'ünü aldım. Bulabiliyorsunuz bence incesi çok daha güzel. Suyla güzel bir etkisi de var. Çok ince olmasından ve çok temiz yazmasından böyle her türlü hem yazıda hem çizimde rahatça kullanabilmeniz de var. Benim ayrıca ne bileyim böyle gönül bağım da var kalemde şimdi, yani yalan söylemeyeceğim. Böyle baya sanırım su boyadan sonra en çok kullandığım kalem bu. Hem çizim hem yazma hem böyle mürekkep gibi dağıtıp kullanmak için falan şahane bir kalem. Şimdi kalem kısmının aslında sonuna gelmiş bulunuyorum. Geçelim birazcık daha böyle renkli boyalarıma, fırçalarıma, defterlerime diyeceğim. Ama yanımda neredeyse hiç defter yok. Birkaç sayfa kağıt getirdim. Böyle sevdiğim kağıtlardan kopardım. Ama bunların genelde ne markasını biliyorum. Çünkü defterin genelde kapağını kopartıp atıyorum. Ne de gramajını biliyorum ama neredeyse hiçbir zaman 300 gramın altında ya da üstünde de değil aslında. Hep 300 gram alıyorum sulu boya kağıtlarımı. Ya sulu boya kağıdı oluyor ya karışık teknik kağıdı oluyor. Ben genelde sulu boya yaptığım için bana her şekilde hizmet ediyorlar. Ve şu anda bir tane dosyanın içinde sayfa sayfa getirdiğim kağıtları kullanıyorum. Herhangi bir defterim şu anlık yok. Yanımda koca defter taşımak yerine her böyle bulduğum değişik dokulu sayfalardan birkaç örnek aldım yanımda taşımak amaçlı. Onun dışında sürekli çizim ve sohbet videolarımda gördüğünüz eskiz defterim var. Esas bütün eskizlerimi yaptığım, bütün çizimlerimi aslında üstüne yaptığım defter o. İşte meşhur defterim, stickerlarım da üstünde hala. Yarısına falan anca gelebildim. Neredeyse çizim videoları dışında hiç eskiz atmadığım için durum bu şekilde. Bu Stillman & Burn'un defteriydi. Bulursam linki aşağıya bırakacağım size. Ben bunu resmen böyle 50-50'ye her zaman kağıtlarımı aldığım için dokuna dokuna seçmiştim. Sanırım 240 gram gibi bir şeydi ki eskiz defterlerinde çok zor oluyor bu gramajı yakalamak. Biz hatta şey yapıyorduk, kağıdı alıp matbaada defter haline getiriyorduk öğrenciyken. Çünkü istediğimiz ölçüde ve ağırlıkta, tonda kağıt bulmak zor oluyordu. Bu noktada da şu an Türkiye'de seçenekler neler, neler satılıyor bir fikrim olmadığı için cidden size bırakıyorum. Genel bilgiyi veriyorum zaten size. Yani sulu boya falan yapacaksanız 200 gramın altında bir kağıt almayın. Buruşur çünkü kağıdınız. Ben bunun kağıtlarını bayağı seviyorum. Çünkü çok su kullanmıyorum bu deftere çizim yaptığımda ama olabildiğince kaldırıyor. Yani buruşma, delinme falan çok yapmıyor en azından. Delinme hiç yapmadı hatta. Sadece bazen buruşuyor ben
abanınca banyo yaptırıyor kağıda çünkü tabii ki de bulaşır. Ama genel olarak çok memnunum ve özellikle seyahat ediyorsanız ya da çizim defterinizi yanınıza gezdiriyorsanız böyle sert kapaklı bir defteriniz olması çok iyi oluyor ki kağıtlarınızın kenarları falan buruşmasın diye. Gayet güzel bir defter. Muhtemelen bitmesine yakın. Aynısını alabilirim ama genelde şey oluyor. Bir üründen memnun kalınca aynısını almaktansa başka bir tane denemek istiyorum. Belki orada bir yerde daha iyisi vardır diye. Yani arada daha kötüsü de çıktığı oluyor ama bir daha gözüm kapalı bir şekilde güvenilir bir defter arıyorsam kendisini tabii ki de sipariş ederim. Size de tavsiye ediyorum. Bulabilirseniz eğer Türkiye'den. Şimdi gelelim işin daha eğlenceli kısmına. Fırçalarım. Şunların güzelliğine bakın. Aslında sulu boya giriş videomda bu genel kullanım fırçaları ve hakkında bayağı detaylı bilgi vermiştim. Onun için burada ekstradan tek tek hepsinden bahsetmeyeceğim. Ama yanımda getirdiğim fırçaları neye göre getiriyorum ona bir bahsedeyim. Genel olarak ağzımı yüzünü dağıtmadım. Her fırçayı yanımda getiriyorum. Çünkü özellikle akrilik falan yapıyorsan o kuruyunca böyle mahvediyor fırçayı. Ben hep pis bıraktığım için kuruyum mahvoluyor fırçalarım. Burada sadece bunları genel kategorize edip genel bilgi vereceğim size. Elimde şu seyahat için inanılmaz ideal şeyli fırçalar var. Neyle denir? Hörgüçlü. Ben koydum adını. Bunların böyle burasına su dolduruyorsun. Böylece hani sulu boya yapacaksan ya da mürekkep falan yapacaksan direkt böyle buradan pıtık pıtık bastırıp böyle suyunu, hatta şu an bak suyu dışarı çıkıyor. Bak bastırmasın her yere. Böyle çok rahat bir şekilde boyayabiliyorsunuz. Ben bunları çok sık kullanmıyorum çünkü uçları birazcık kalın. Ne bileyim, alışamadım da. Bir de plastik etkisi var ya, ben böyle ahşap o fırça etkisini çok sevdiğim için herhalde. Minik gelenekçi tuç. Ama böyle parka falan gideceksiniz ya da seyahat edeceksiniz, çok malzeme yeriniz yoksa o fırçayı bu fırça getireyim falan diye düşünüyorsanız yanınıza alıp gezdirmelik aşırı idealler. Ki şu an Türkiye'de de rahatça bulabilirsiniz sanırım. Benimki Holbein marka biri. Diğeri markasız mı? Diğeri de Pentel. Giden yavrum Japonlar ya, ne güzel şeyler yapıyorlar. Bu iki fırçamı Malezya'dan almıştım. Hiçbir amaca hizmet etmeyen, çok yanlış oldu. Sadece dekoratif amaca hizmet eden bir fırça. Ben böyle beni şaşırtabilir falan diye düşünmüştüm. O kadar çok kıl döküyor ki boyamada kullanmıyorum. Ama görsel olarak çok güzeller yani. Onun için gözüm gönlüm açılsın diye yanımda gezdiriyorum. İşte bu kadar yüzeyselim. Sırada ise bahsetmek istediğim şu videolarımızda sıkça gördüğünüz bu turuncu çok güzel renkleri olan fırçalarım var. Bunlar Deloren Ronin'in. Zaten marka olarak ben fırçalarını beğeniyorum. Bunları da tam gelmeden almıştım ama fırçalar meğer akrilik içiymiş sanırım. Uzun saplı çıkmıştı. Ben de şey sığmadığı için böyle saplarını kestim. Buradan güdük kaldı resmen ya. Çok saçma bir görüntüsü oldu. Ama gayet de işimi gören fırçalar. Yanımda böyle bunun kalın fırça olması için, çok kalın fırçam yok. Çünkü ince çalıştığım için hep ince almışım. Sonra fark ettim kalın fırçam kalmamış. Bunun bir tane 10 numarası, bir tane 5 numarası, bir tane de 2 numarası var. Gayet memnunum ben. Hani şey değil, çok kaliteli dolsun. Kesinlikle her sulu boya yapanın çantası bulunması gereken. Makyajcı kızlara bağlı. Her makyajcının kesinlikle çantasında bulunması gereken bir fırça bu. Bahsetmek istediğim bir diğer fırça serisi de bu siyah fırçalar. Videolarımı da çok görüyorsunuz, çok soruyorsunuz. Bundan şeyde bahsetmiştim gene sulu boya giriş videomda. Bunları ben böyle dükkandaki ciddi bir şekilde en ucuz set olduğu için almıştım. Hani o kadar ucuzdu ki çok kötü çıksa bile bir şey kaybetmeyecektim. Ama şansıma çok kötü çıkmadı. İsmini hala telaffuz edemiyorum. Zhongcheng China gibi bir şey. Yani bulabilir misiniz, bulamaz mısınız bilmiyorum ama standart bir sentetik fırça zaten. Hani ucu dokunuşu hoşunuza giden, uygun fiyatla herhangi bir şey almak bence fırçada daha mantıklı. İleri hani profesyonel düşünüyorsanız zaten evet, bazı markalar var garantisi diye unutmayacak. Ama benim zaten fırçalara çok iyi bakamadığım için, bir de böyle heveslenip nerede fırça görsem almak istediğim için çok pahalı fırçalar tercih etmiyorum genelde. Bunlar da onlardan biriydi. Şansıma iyi çıktılar yani. Henüz dağılmadılar ki bayağı sık kullanıyorum. Şu karmaşanın içine daha fazla dalmadan son seri olarak göstereceğim size. Bu Winsor & Newton'un fırçaları. Ben Winsor & Newton'un zaten boyasını sevdiğim gibi fırçalarını da seviyorum. Ürettikleri hemen hemen her şeyi seviyorum zaten. Fırçaları bayağı uzun süredir kullanıyorum. Daha doğrusu mavi olanı bayağı uzun süredir kullanıyorum. Çok kötü davrandığım halde bayağı hayatta kalabildi. Evet, şu an biraz dağılmaya başladı ama şimdiye kadar mesela Nifta'dan aldığım her şeyden memnun kaldım diyebilirim. Geride de işte kalınlığındandır ya da senelerdir benimle olmasındandır falan değişik sebeplerle bana eşlik eden fırçalar var ama bunlar karışık. İşte Rafael'im var, Pebeo'nun var, işte Sudo'nun var. Genel olarak bilindik ve hatta hiç bilinmedik. Bu neymiş?
şey gibi, çocuk fırçası gibi şu anda. Ucu falan da çok kötü ama bu da araya karışmış gibi şu an. Böyle yani fırçalarım. Bunun fırça seçimi falan hakkında detaylı bilgi istiyorsanız gerçekten Sulubay'a giriş videomu bakabilirsiniz. Orada biraz daha bildiğim şeyleri genel olarak anlatmıştım size. Şimdi artık fırçalarımdan da bahsettiğim kısmın sona geldiğimize göre gelin kapanışımızı boyalarımla yapalım. Ki yanımda bundan birkaç set daha normalde fazla olmasına rağmen getirebildiğim sadece iki tane setim var. Birincisi Ganzai Tanbe'nin Crytek'in Starry Colors seti. Şimdi benim zengin gösteren altın videolarımda zaten bunu sık sık görüyorsunuzdur. 6 tane altın rengi olan bir set bu böyle. Ben bayağı bir yamulttum seti. Gayet memnunum ben bundan. Güzel yani, her altı rengi de çok hoşuma gitmese bile 3-4 tanesi içindeki özellikle pigment olarak çok yüksek. Bunu altın malzemelerimi de videolarımda böyle bayağı bir boyama yaparaktan kullanmıştım. Detaylı görmek istiyorsanız gidip oraya da bakabilirsiniz. Şimdi tekrar aynı şeyden bahsetmek istemiyorum uzun uzadıya. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bana bazen şey soruyorsunuz işte Tuğçe pastelle işte ne alalım ya da pastelle boyama yap, işte markerla boyama yap ya da başka bir teknik yap diye. Başka bir teknik yapamıyorum çünkü maalesef bir kırtasiyede yaşıyorum. Küçükken çok isterdim böyle beni bir gece Migros'un unutsalardı bütün çikolataları yesem sabaha kadar diye. Bir yandan da şey isterdim, beni bir kırtasiyede unutsalardı bütün malzemeleri denesem diye. Ama maalesef elimin altında olan gerçekten sınırlı sayıda malzemem var. Bunlar da benim en çok sevdiklerim. Bunun dışında yağlı boyam da var bayağı ama oturup tuval yapmadan çok uzun zaman oldu. Ama önce taşınıp yerleştikten sonra bir yarım yıl içinde bir tuvalli video gelebilir. Ama şu an elimde olan sadece gördüğünüz gibi bu malzemeler var. Ama çıkıp ekstra alışveriş yapmıyorum çünkü gerçekten çok malzemem var. Hani bir şey bitirmeden, bir doyumuna ulaşmadan da başka bir şey de çok almak istemiyorum. Birazcık tüketimin önünü kesmeye çalışıyorum kendimce. Bana bu arada şey de çok soruyorsunuz. Bu mu daha iyi, şu mu? Bunu mu alayım, şunu mu? Bunları arkadaşlar Google'a sorsanız daha sağlıklı cevaplar alırsınız. Çünkü ben belki size göre çok bilgi görünüyor olabilirim ama sadece kendi kullandığım ürünler hakkında birazcık bilgim var. Genel piyasadaki her ürünü bilmiyorum. Onun için hani karşılaştırma videolarına bakın. Bazı insanlar böyle alıp her şey, hepsini güzel güzel karşılaştırıyorlar. Maalesef ki benim henüz böyle bir ekipmanım yok. Birkaç tane böyle karşılaştırma yapabileceğim kadar. Ama ileride böyle ucuz Sulubay'a vesaire, pahalı Sulubay'la yapılan çizimler falan gibi tam böyle YouTube'un algoritmasının ortasından böyle kafamı sokabilince videolar çekebiliriz, neden olmasın. Şimdi geçelim asso listemize. Birçoğunuz, kanalı izleyen birçoğunuzun bildiği, yakından tanıdığı Miss Newton'un Cotman'ın 24 renkli paleti. Bu paleti ben yaklaşık 5 sene önce falan edindim ki gördüğünüz gibi daha yarıya bile gelmedi. Sulubay'ı zaten sulandırıp kullandığınız için tüketimi çok yavaş oluyor. Benim gördüğünüz gibi bayağı sık kullanıyorum Sulubay'ı ama hala bu halde. Yani aslında söylemek istediğim şu, burada sanatçının söylemeye çalıştığı şu ki 2 saattir. Size ilk aşamada pahalı görünebilir paletler ama çok uzun vadeli kullanıyorsunuz, bunu da düşünün. Ben bu paletten gerçekten memnunum. Artık hani hem bitse de gitsek diyorum hem de ay inşallah hiç bitmez falan diyorum ama bir noktada gerçekten başka Sulubay'lara da geçiş yapmak istiyorum. Bu bittiği gibi aynısından almayacağım. Dediğim gibi az önce hemen başka bir ürüne geçeceğim. Denemediğim bir sürü marka var çünkü. Gördüğünüz üzere yeşilleri neredeyse hiç kullanmamışım ki yeşil hiç kullanmıyorum, hiçbir şey boyamıyorum. Belki bir ara sadece yeşillerden bir video yaparız. Aa güzel olur değil mi öyle bir şey böyle? Sadece yeşil çizimler, ne bileyim sadece mavi çizimler. İyice bir YouTuber olmaya başladım ben. Çok bozdu çok. Alta yorumlara yazın. Hiç böyle değildi, çok bozdu Tuğçe diye. Bu arada ben bu seti alırken yanına en çok kullanacağımı düşündüklerimden ekstra böyle kutu kutu boyalar almıştım. Sulubay setlerinin güzelliği bu. İçinde bir tanesi biterse ondan böyle ayrıyetten tek olarak alabiliyorsunuz. Siyahtır, beyazdır, sarıdır. Daha çok böyle karışımları elde edeceğiniz, ana renklerin içinde bulunduğu ekstra renkler alırsanız faydasını görürsünüz. Ya da ilerleyen zamanlarda bittiğinde bu boyalar. Mesela bakın benim en çok kullandığım M13'ün koyu mavisi. Ben ilerleyen zamanlarda bu boyam bittiğinde direkt tek olarak bunu sipariş edip paleti tekrar tamamlayabilirim. Aslında böyle sonu gelmeyen bir paletim olabilir böyle minik minik araya ekleyerek. Bunun dışında gördüğünüz gibi paleti böyle demonte edebiliyorsunuz. Böyle böyle isterseniz yanınıza sadece bunu götürün falan. Güzel bir şey, yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gidiyor. Arada bir çıkarıp yerlerini falan değiştiriyorum. Kafamı karıştırıyorum. Kendime minik sürprizler yapıyorum. Şimdi niye ruh hastasıyım, onlar alıyor bunu. Bu noktada artık en çok kullandığım resim malzemeleri temalı videomun sona gelmiş bulunuyorum. Umarım aklınızdaki sorulara cevap olmuştur. Eğlenirken öğrenip öğrenirken çok eğlenceli bir sesti. Böyle videolar hoşunuza gidiyorsa daha sık çekebiliriz. Bana bu konularda ya da nasıl videolar istediğiniz hakkında fikirlerinizi aşağıya bırakırsanız güzel olur, hoş olur.
Ayrıca trafiğim de artmış olur. Neden olmasın değil mi? Win-win gibi bir durum oluyor. Daha çok ben win-win yapıyorum ama neyse, çaktırmayın o kısmı. Sizinle çok yakından yeni bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.